Ben Taksim'ata dayalı kimseye oy vermem. Ben birilerine makam uydurmak için sandığa gitmem. 5 tane cumhurbaşkanı yardımcısı artı 2 tane daha 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı saygın bir iştir. Şu anda Sayın Fuat Oktay mesela cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani birçok işi yüklenmiş, böyle gayet saygın bir makam. Siz bu makamı öyle bir hale getirdiniz ki benim oturduğum Ayrancı'daki Aydınlar Mahalle Muhtarlığı'ndan daha berbat bir hale getirdiniz. Rüşvet yani, makamı. Makamlar rüşvet olarak dağıtılıyor. Hepsi değerli genel başkanlar. Türkiye'ye emek vermiş, siyaset yapmış. Bakın Türkiye. Büyükşehir belediye başkanları böyle muhtarlar da çok büyük görev yapıyor. Onları da sizi bu sözünüzden dolayı kınamaya davet ediyorum. Türkiye bundan çok çekinmiş. Demokrasinin temel ayağıdır. Cumhurbaşkanı yardımcılığını. Melih Bey, muhtarları küçümsemeyin diyor. Dursun Bey, tekrar söylüyorum. Muhtarlar size tepki gösterdi. Hayır, küçümsemiyorum. Siz küçümsüyorsunuz, ona itiraz ediyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılığını bir rüşvet haline getirdiniz. Rüşvet. Rüşvet. Ne rüşveti? Buna hakkınız yok ya. Aynen, tam ifadesiyle rüşvet. Bir saniye be. Siz bir bitirin. İmam Hatip'ti. Başka özelliği yok. Sadakata dayalı insanlara kadrolar işler dağıtılırken niye konuşmuyorsunuz? Yani biraz önce muhtarları gündeme getirip Melih Yiğit'in üzerine saldırıyorsunuz. Şimdi burada İmam Hatip düşmanlığı yapıyorsunuz Dursun Bey. Siz konuştuğunuzda ya da bir şey konuşmuyorsunuz. Cumhurbaşkanı Skype'da olduğu için. Sayın Çiçek. Melih Bey, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, beni bağışlayın tabirimi ama kim Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı kimsenin babasının çiftliği değildir. 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz. Bunu siz de biliyorsunuz. %0,50'lik parti Cumhurbaşkanı yardımcılığı, %0,75'lik parti Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Geçmişte Türkiye bundan çok çekti. Habire koalisyonlarda bakanlıklar dağılsın diye habire devlet bakanlığı uydurdular. Habire devlet bakanlığı uydurdular. Şimdi bakanlıkların sayısı size yetmedi. Tuttunuz bu kez Cumhurbaşkanı yardımcılığı yasada sayı yok diye önünüze gelene dağıtın. Ya Muharrem İnce'nin başı kelime, ona da bir tane verin. Peki ofislerde bak. Dursun Bey'i bir dinleyelim. Hüseyin Paşa da bir tane verin. Tamam. Ya verin. Konuşmanlarda kaç kişi var? Dursun Bey, Dursun Bey, beni bağışlayın ama bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Hiç öyle tarafkirlik falan yapmıyorum. Ben hayatımda böyle gayri ciddi bir tiyatro izlemedim. 72 saattir dünyanın en gayri ciddi tiyatrosunu izledik. Ben değil bu Millet İttifakı'na oy vermek, yani bu kendi intiharımı hazırlamaktır ya. Benim 2 tane çocuğum var, onları güzel bir gelecek bekliyor. Bu nedir ya? Bu nedir Allah aşkına ya? Ya sizin görüşünüz, o zaman niye konuşuyorsunuz? Ya bakın, Güneş Motel olayı, bugün sabahtan beri o toplantıları izliyoruz, canlı yayınlar izliyoruz. Demek ki iktidar umudu var. Ciddiye alıyoruz. Tam tersi. Millet diyor ki, millete gösteriyoruz. Bakın, alın size ölüm. Alın size kıyamet, böyle bir şey diyoruz. Millet ya diyor ki bak, bırak ölüm, onu o kıyamet. Zaman depremi konuşalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Depremdeki vatandaşların sorunlarını konuşalım. Dağıtıyorlar. Babalarını çiftliği gibi dağıtıyorlar. Ya Güneş Motel dedin Melik. Güneş Motel hadisesi iki gündür bakın, yaşananların yanında tertemiz kalır. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bak bir nahiye belediyesinin, bir nahiye ilçe belediye başkan yardımcılıkları bile bu kadar kolay dağıtılmıyor ya. Siz kimi kime veriyorsunuz ya? Kimi neye veriyorsunuz ya? Kimden ya aldınız vatandaş ya? Oy verecek. Seçimde vatandaş oy verecek. Kamuoyunda ya vatandaşı bakın, anlatılanları Güneş evet Motel diyecek. Olayı. Bakın, zaten bakın iki tane cümle söyleyeceğim. Bir Güneş Motel olayı yakın siyaset tarihinin en karanlık noktası. Bu ondan daha karanlık. Ama bu muhalefete olduğu için Allah'tan yırttık. İkincisi bir siyasinin lafı var. Diyor ki bana 6 tane kumar borcu olmayan milletvekili bulun. Bakan yapacağım. Vekil transferinde. 6 tane kumar borcu olmayan vekil bulun. Bu ondan daha berbat. Allah'tan iktidarda değiller. Ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? 72 saattir biz nasıl, ne izliyoruz nasıl ya? Nasıl olurmuş? Peki Melih Bey, Ego savaşı izliyoruz. Türkiye nasıl yönetilmiş? Ego savaşı izliyoruz Sayın Çiçek. Dursun Bey'i bir dinleyelim. Sayın Çiçek, ego savaşı izliyoruz. Ego savaşı. Ego savaşı. Bu millet şimdi, size bakın, makam uydurmak için çalışmak, oy kullanmak zorunda değil. Burada tartışıyoruz. Taksimat'a dayalı iktidar olmaz. Kusura bakmayın. Tamam, buyurun Dursun Bey, buyurun. Melih Bey, burada neyi tartışıyoruz? Temel Bey'in şahsına
Bakın Dursun Bey, Kemal Bey'in şahsına, kişiliğine dair en ufak olumsuz bir cümlem yoktur. Başka ne yapacaksınız yani? Yok. Hayır hayır, bulamazsınız. Ama bu tiyatro. Bu tiyatro ya. Al sana tiyatro, bir cümle. Tiyatro ise tiyatro ama millet seyrediyor.